Merhaba arkadaşlar, Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında karnabahar kızartmamız var. Bana göre yağda kızartılandan çok daha lezzetli ve tabii ki çok daha hafif oluyor. Bakın. Buyurun tarifine geçelim. Bir adet karnabaharım var. Onu çiçeklerine ayırdım. Yıkadım, hazırladım. Neden mi buhar çıkıyor? Çünkü unuttum başında çekim yapmayı. Suya atmıştım. Hemen çıkarıp tekrar çekime başlıyorum şimdi. Diğer malzemelerimiz bir kaşık un var, bir çay bardağı süt var, bir yumurta var, tuz, toz biber ve karabiberim var. Dediğim gibi bunları haşlayacağım. Karnabaharlarımızı tekrar suya atalım. Apar topar çekim yapmadığımı fark edince çıkardım tekrar sudan. Karnabaharlarımızı haşlayacağız. Şöyle dikkatlice koyalım. Tamam. Kaynayan suda çiçeklerini ayırdığım karnabaharı haşlayalım. Altını açabilirim şimdi. Çok az haşlayacağım, çok fazla değil. Dilerseniz haşlamadan da yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Öyle çok sert kalmıyor yani. Çok az tuz atacağım ve haşlayacağım. Dediğim gibi hem gazı gitmiş olur. Sonra süzdürüp sosunu bulayıp fırınlayacağız. İnanın lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Kızartma gibi oluyor. Fırında kızartma çünkü. Çok daha besleyici ve sağlıklı oluyor. Biz böylesine alıştık. Yıllardır böyle yapıyorum hiç. Kızartmadım diyebilirim yani 5-6 yıl. Belki daha fazla yıldır kızartmıyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Karnabaharlarımı çok azıcık haşladım ve süzdürdüm. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuzda bir tane yumurta vardı. Karnabaharınız fazlaysa iki yumurta kullanabilirsiniz. Bunu çok azıcık çırpayım. Toz biberimiz, karabiberimiz ve tuzumuz vardı. Baharatları da damak tadınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Sütümüzü alalım. Sıvı malzemeleri karıştırdık. Çok azıcık zeytinyağı ekliyorum. Ve bir kaşık unumuz vardı. Bir yemek kaşığı kadar. Hazırladığım bu sosa çok az haşladığım karnabaharlarımı bulayıp tepsiye dizeceğim ve fırınlayacağım. Böyle her bir çiçeği bulayıp dizeceğiz. Fırınımı açtım, ısınıyor. 200 derecede. 210 derece, 220 derece de kaldırıyor. Fırınızın ayarına göre ayarlarsınız. Fan da ayarladım. Fan ve üst ızgara olarak. Böyle bulayıp diziyoruz. Pişene kadar da sarımsaklı yoğurdumu hazırlayayım. Yemeğimiz de hazır olur. Çok hafif ve lezzetli oluyor böyle. Yağda kızartma gibi olmuyor. Ama inanın lezzetinden bir şeyi kaybetmiyor. Yani yağda kızartma lezzetli olur diyenler olur çünkü genelde. Bunu da çok azıcık yağ var ve fırınlıyoruz yine, yumurtalıyoruz yine. Ben hepsini bitirip fırınımı hazırlayayım. Hepsini sosa buladım, dizdim. Kalan ufak parçaları buraya dizdim. Şimdi fırınlanmaya gidiyoruz. Karnabaharlarımız hazır.
Sarımsaklı yoğurt döktüm. Biraz pul biber döktüm. Servis aşamasına nasıl dilerseniz. Nane de ekleyebilirsiniz üzerine. Çok hafif, çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Kızartılmadığı için hafif ama inanın lezzetinden hiçbir şeyi kaybetmiyor. Çok daha lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.